أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Öncelikle Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Yüce Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah Celle Celaluhu şu Ramazan-ı Şerif'in son bölümünde Kandil Gecesi öncesindeki iftarımızda Rabbim oruçlarımızı kabul eylesin. Kıldığımız teravih namazlarımızı, ibadeti, taatımızı, iyiliğimizi, güzelliğimizi, hayırımızı, hasenatımızı indi ilahiyesinde en güzel şekilde kabul ve makbul eder inşallah. Aziz kardeşlerim, sahabe-i kiram Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama şöyle derler. Ey Allah'ın Resulü, Allah katında en karlı olan, en sevimli olan ticareti bilmiş olsak da o ticareti yerine getirsek, Rabbimin de vermiş olduğu ticareti sevsek, Allah'ın Celle Celaluhu'nun sevmiş olduğu ticareti konu olan hususları yerine getirsek derler. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz Saf suresinin 10. ayeti celilesini indirir. Kârlı olan bir ticarete konu olan argümanları Yüce Rabbimiz bizlere şöyle bildirir. Kıymetli kardeşlerim, dünyalık ticaret vardır, uhrevi, ahiretsel anlamda ticaret vardır. Her halükarda insan hayatı boyunca ister istemez bir ticaretin içerisindedir, bir alışverişin içerisindedir. Yediğinden içtiğinde varıncaya kadar, giydiğinden eskittiğine, ev eşyasından evine kadar, bindiği araçtan her türlü hayatımızın her aşamasında ticaretle iç içeyiz. Ama bazı ticaretler vardır ki sahibine kâr eder, bazı ticaretler vardır ki sahibine zarar eder. Şimdi Yüce Rabbim bir ticaret yapıyor, bir alışveriş içerisinde. Alışverişin sahibi Allah Celle Celaluhu, onun muhatabı, müşterisi ise insanlar, iman eden kimselerdir. Ama Yüce Rabbimin yapmış olduğu ticaret karlı, zararlı olmayan, karlı olan hem dünyasında hem dünyada hem ahirette karlı bir ticarettir. İşte sahabe-i kiramın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam olan bu samimi duygularına ve düşüncelerine, Allah katında karlı olan bu ticarete konu olan hususları Yüce Rabbimiz bizlere şöyle bildirmektedir. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ey Allah'a güvenenler, helle dullukum ala ticaretin, sizlere bir ticaret göstereyim mi diyor Yüce Rabbim. Helle dullukum ifadesiyle Cenab-ı Hak bir teşvik yapmaktadır. Yani bu ticareti konu olan tutumların veya davranışların, onun argümanlarına yerine getirme hususunda iman edenlere bir teşvik vardır. Ey Allah'a iman eden, Allah'a güvenenler, sizlere bir ticaret göstereyim. Ama bu ticaret nasıl bir ticaret? Tunciikum min azabin elim. Size elem verecek, acı verecek bir azaptan sizleri kurtaracak bir ticaret. Evet, Allah Celle Celaluhu bir ticaretten bahsediyor. Ama bu ticaretin önemli vasfı ve özelliği insanlara hem dünya hem ahiret hayatında acı verecek olan o azaptan kurtaracak, insanlara elem verecek, insanlara zarar verecek, azaptan sizleri kurtaracak bir ticareti sizlere göstereyim buyuruyor. Şimdi ticaretin sahibi Allah Celle Celaluhu, ticarete muhatap kılmış olduğu, ticaret yapmış olduğu kişiler ise iman eden insanlardır. Bu ticaretin en önemli özelliği ise inananları elem verici, acı verici, azaptan kurtarıcı bir ticaret olmasıdır. Şimdi ticareti konu olan hususlar nelerdir bunlar? Tu'minune billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman edersiniz diyor. Öncelikle ticarete konu olan husus Allah ve Resulünün kabulü, tasdiki, Allah'a ve Resulüne hayatın her aşamasında güven ve itimat içerisinde bulunmaktır. Zaten mümin olmanın gereği de budur. Allah ve Resulünün kabulü, tasdiki, onaylanması, Allah'a ve Resulüne
güvendir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ İman eden kişiler, onlar Allah'a ve Resulüne inananlardır. Allah'a ve Resulüne güvenenlerdir buyurur. İşte bu ticaretin acı verici, elem verici, bir azaptan kurtaracak olan bu ticaretin en önemli argümanı ve adımı budur. Birinci adım budur. Allah'a ve Resulüne imandır. Allah'a ve Resulüne güvendir. Mümin olmanın gereği ve icabı da budur. Allah'a ve Resulüne itaat. Allah'a ve Resulüne itaatsizlik içerisinde bulunmamaktır. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi emvâlikum ve enfusikum. Allah'ın yolunda mallarınızla ve nefislerinizle cihad edersiniz diyor. İşte ticaretinde karlı, zarar etmeyecek ticaretin ikinci argümanı da, ikinci hususu ve yeti de budur. Nedir o? İman eden kişilerin hem mallarıyla hem nefisleriyle Allah'ın yolunda cihad etmeleridir. Kıymetli kardeşlerim, Fahrettin Er-Razi şunu ifade eder. Cihattan bahseder. Cihadı üç gruba ayırır. Kişinin kendisinin nefsiyle olan mücadelesi, nefsin arzu ve isteklerine boyun eğmemesi. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan bunu biliyoruz. İnnen nefsele emmâratun su'i. Muhakkak nefis kötülüğü arzular, kötü olmayı emreder. İşte cihat denilen husus, Allah'ın yolunda gayret, çaba anlamlarını ifade eden cihat kavramı, kişinin kendisinin, nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele etmesi, arzu ve isteklerini kontrol altına almasıdır. Bir başka yönüyle cihat, kişinin kendisinin insanlarla, dünyayla mücadele etmesidir. İnsanların kötülüklerine karşı metanetle, sabırla, hoşgörüyle, güzel tutum ve davranışla karşı koyabilmek. Kötülüğe kötülükle değil, kötülüğe iyilikle, erdemlilikle mukabelede bulunmak. Dünyanın cazibesi karşısında, onun etkisi altında, tatlılığı, güzelliği karşılığında, etkisi altında, onun etkisine kapılmamak. Bu da bir cihattır. Bir başka yönüyle, insanın kişinin hem malıyla hem de nefsiyle Allah'ın yolunda, Allah'ın dininin inkişafı, gelişmesi için çaba ve gayret içerisinde bulunmaktır. Şimdi Yüce Rabbimizin bizlerle yapmış olduğu bu anlaşmanın, bu ticaretin ikinci adımı da işte budur. İnsanların, müminlerin Allah'ın yolunda mallarıyla, nefisleriyle mücadele etmeleridir. Allah Celle Celaluhu Hat Suresinin son bölümünde Yüce Rabbimiz iman eden insanlara bir takım hükümleri ifade ettikten sonra şöyle buyurur kıymetli kardeşlerim. Ya eyyühellezine amenü diye başlayan iman edenlere olan bir takım emirlerden bahseder Yüce Rabbim. O emirlerden bir tanesi de ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ın yolunda ona yaraşır şekilde cihad edin, gayret ve çaba içerisinde bulunun buyuruyor. Aziz Peygamber Tevbe suresindeki bir ayeti cellede de Allah Celle Celaluhu hayırdan bahseder. İyilikler ve güzelliklere sahip olanlardan bahseder. İçerisinde kalıcı olmak üzere gidilecek olan cennetin varisleri diyelim, o kendileri için hazırlanmış olan cennetten bahsediyor Yüce Rabbim. İşte onların vasıfı ve özellikleri, mallarıyla, nefisleriyle Allah için Allah'ın rızasını kazanma uğrunda Yüce Rabbimizin ilahi emir ve yasaklarının üstün gelmesi, galip gelmesi ve yaşanması için mücadele edebilmektir. Lakin Resulü vellezine amenu ma'hu. Peygamber onunla beraber iman eden kimseler cahidu bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla, nefisleriyle Allah'ın yolunda gayret ederler. Ve ulâke lehumul hayrat. İşte bütün hayırlar, iyilik ve güzellikler, huzur ve mutluluklar onlar içindir. Ve ulâke humul muflihun. İşte onlar kazançlı olanlar, kurtuluşa erenlerdir. Ayetin devamında Allah Celle Celaluhu, Allah onlar için diyor, altından nehirler akan, içerisinde kalıcı olmak üzere cennetleri onlar için hazırlamıştır
Zalikel fevzul azim, işte büyük bir kazanç ve başarı ve mutluluk budur buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, mümin olmanın da işareti ve gereği de budur. Nefis için değil, dünya için değil, dünya makamı mevkisi elde etmek için değil, kişinin Allah'ın emaneten kendisine vermiş olduğu o malı ve bedeni, canı, ruhu Allah'ın rızası için Rabbimin yolunda tüketmek ve kullanmak. Kârlı bir ticaretin ikinci bir aşamasıdır. O halde Yüce Rabbimiz ayeti cellesinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Sizlere sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi? İşte bu ticaret nedir? Allah'a ve Resulüne iman etmenizdir. Allah'ın yolunda mallarınız ve nefislerinizle mücadele etmenizdir. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak ayetine şöyle devam eder. ذَٰلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ İşte bu, gerçekten akıllıysanız, bilen kişiler iseniz, bu tutum ve davranışlar sizler adına çok ama çok hayırlıdır diyor. Bunun neticesi nedir? Öyle bu kârlı ticaretin, Allah'a ve Resulüne iman etmenin, Allah'ın yolunda malımızı, nefislerimizi kullanmak, çaba sarf etmek, bunun semeresi, sonucu, meyvesi nedir kıymetli kardeşlerim? Ayet-i Celile ile Cenab-ı Hak bunu bizlere şöyle beyan eder. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Sizin günahlarınızı bağışlar. Allah'a ve Resulüne iman etme, Allah'ın yolunda, başka nefis yolunda, dünya makam ve mevkisi için değil, başkalarının uğruna değil, sadece ve sadece infak ettiğini Allah için infak eden, ibadeti taatını Allah için yapan müminin önemli özelliği budur. اِلَّا اتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ diyor. Rablerinin rızasını kazanmak için. فَوَلِّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ diyor. Rabbin için namaz kıl diyor. اِنَّمَا نُدَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ İyilik ve güzellik Allah'ın rızasını kazanmak için verme, iyilikte bulunma. İşte bu anlamda Allah'ın yolunda Rabbinin rızasını elde etmek için çaba ve gayret içerisinde bulunmanın neticesi يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Sizin günahlarınızı Allah Celle Celaluhu sizin adınıza bağışlardır. Rabbim bağışlayandır, affedendir Allah Celle Celaluhu. Bağışlar diyor ama kimin günahlarını bağışlar? Allah'a ve Resulüne iman eden, Allah'ın yolunda canıyla malıyla mücadele eden kişiler. İşte bu kârlı ticaret, zararı olmayan, her daim kazançlı sahibi adına kazancı olacak bu ticaretin neticesi, meyvesi ve semeresi. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Bu birinci meyve, birinci netice. Sonra Yüce Rabbimiz وَيُدَخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْاَنْهَارُ Altından nehirler akan cennetlere sizleri girdirir. وَمَسَاكِنَ ضَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدْنٍ Adın cennetlerinde konaklanılacak, kalmaya değer olan o bahçelerde, o cennetlerde güzel olan, temiz olan meskenlere, yerlere sizleri yedirir diyor. ذَلْكَ الْفَوْزُ الْعَدْنِ İşte büyük kazanç, büyük kurtuluş budur. Aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimiz kendi yolunda kendisine ve Resulüne iman ve kendi yolunda mücadele eden kişilere verecek olduğu neticeleri, onlara olan nimetini bizlere ifade eder. Günahlarını bağışlar diyor. Cennetleri onları giydirir. Kalmaya değer olan o adın cennetlerine güzel meskenlere yine onları giydirir. İşte büyük kazanç, büyük huzur ve mutluluk budur diyor. Ve bunun yanında da dünyaya yönelik bir takım neticeleri, bir takım faydaları da yine Rabbimiz beyan eder. Ve ukhra tuhibbunaha kendisini sevecek olduğunuz başka nimetler nedir o? Nasrun minallahi Allah'tan bir yardım vardır. Ve fethun karib ve yakın bir fetih vardır. Mekke'nin fethi gibi. Ve beşşiril müminin Ey Muhammed, inanan, bana güvenen, kabini kabul eden, iman eden, tasdik eden o kullarıma müjde ver buyurur. Aziz kardeşlerim, özetle Yüce Rabbimiz, sahabe-i kiramın Allah'ın katında olan
en karlı ticaretin ne olduğunu öğrenmek istemesi neticesinde o karlı ticarete konu olan davranışları yaşamak niyetiyle soru sormasının neticesinde Yüce Rabbimiz zarar etmeyecek, karlı olacak, hem dünyada hem ahirette huzur ve mutluluğu sağlayacak olan ticareti bizlere şöyle beyan eder. Ey iman edenler! Sizleri acı ve elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti sizlere göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman etmeniz, mallarınız ve nefislerinizle Allah'ın yolunda cihad etmenizdir. İşte bu gerçekten bilen kişiler iseniz sizin için çok hayırlı bir davranıştır. Bunun karşılığında Cenab-ı Hak sizin günahlarınızı bağışlar. Altından nehirler akan cennetleri sizleri giydirir. Adın cennetlerindeki temiz ve güzel olan konaklara, saraylara, meskenlere sizleri giydirir. İşte bu büyük bir kazançtır. Başka kendisini sevecek olduğunuz Allah'tan bir yardım, yakın bir fetih vardır. Ey Muhammed, iman eden kullarıma müjde ver. Aziz kardeşlerim, şu Ramazan-ı Şerif hürmetine bizleri dünyada ve ahirette karlı çıkacak, zarar etmeyecek bu ticaretin argümanlarını yerine getirmeye, canı gönülden Yüce Rabbimize bağlı kalmaya, Aziz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini itibar etmeye, Allah için Rabbimizin rızasını ve merhametini kazanma yolunda hem canımızla hem malımızla mücadele edebilmeyi Yüce Rabbim hepimize nasip eylesin. Şimdiden hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar.